Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün multimedya ekranımızın 2020 Corolla'daki multimedya ekranımızın 3. video serisi olan direksiyon kodlama. Yani bu sadece bu araç için değil, Android multimedya takılı olan, fonksiyonel direksiyon olan bütün araçlar için bu şekildedir. Şimdi ben önce ekranımızın orijinal haline döndüreyim. Oradan göstereyim nasıl girebileceğimizi. Daha sonra kullandığım uygulamadan göstereyim. Evet, bu ekran aracımızın orijinal ekranı arkadaşlar. Bayi'den bu şekilde geliyor. Nagebox marka bir multimedya. Ayarlar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Kişisel ayarlar kısmında en alta iniyoruz. En alttan ikinci direksiyon kumanda tanımlama diyor arkadaşlar. Buraya girdiğimizde ayarlarımız bozulduğunda veya tuşlara yeni görevler vermek istediğimizde bu şekilde buradaki ekrandaki görevleri verebiliyoruz arkadaşlar. Orijinal ekranda bu şekilde giriş yapıyoruz. Şimdi aracımızı ben uygulama ekranına alayım. Daha sonra uygulama ekranından da nasıl göreceğimizi göstereyim o ekranı. Evet, şu an uygulama ekranına girdik arkadaşlar. Şu şekilde şurada yazan Apps yani uygulamalar kısmına girdiğimizde kumanda şu şekilde üstte sağ üst köşede benimki. Kumandaya girdiğimizde bu ekrana giriyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bu ekranın uygulama komut ayarlarını sıfırladım. Şu şekilde gördüğünüz gibi hiçbir komut yok arkadaşlar multimedya ekranında. Hemen şöyle de göstereyim ben size. Şu an ses açmaya basıyorum ama gördüğünüz gibi herhangi bir uygulamada komut vermiyor. Direksiyon tuşlarımız çalışmıyor. Şimdi bu ekrana girdiğimizde arkadaşlar direksiyonumuzun üzerindeki tuşlara hangi şeyi vermek istiyorsak önce buradan mesela ben ses açmaya şu şekilde ses açmaya basılı tutuyorum. Ekranda hemen lütfen öğretilecek tuşu seçiniz diyor. Ses açmaya bastım arkadaşlar. Ses açma ikonunun üstüne tıkladım. Elimi bıraktım direksiyondan ve gördüğünüz gibi komut uygulanmış oldu. Şimdi aynı şekilde kısmaya bastım ve kısmayı da ayarladım. Corolla araçlarında bas konuş özelliği tam olarak çalışmıyor. Yani çalıştıramadım ben de. Buna da ben arkadaşlar sessize alma. Yani herhangi bir durumda o tuşla sessize almayı tanımlıyorum. Daha sonra arkadaşlar mod tuşumuz var. Yani modlar arasında müzik çalar, video, radyo, Bluetooth, telefon özellikleri arasında geçiş yapmamızı sağlayan tuş. Mod tuşuna basılı tutuyorum. Search yani arama ikonuna bastığım zaman tanımlamış oluyorum. Şimdi müzik çalar kısmında, video kısmında, radyo kısmında bir sonraki parçaya, bir sonraki kanala geçmeyi sağlayan ileri ve geri tuşlarımız var arkadaşlar. İleri tuşuna basıyorum. Hemen şu tuşa bastığım zaman gördüğünüz gibi onu da tanımladık. Şimdi geri tuşunu tanımlıyorum arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Çağrı cevaplama, çağrı sonlandırma var arkadaşlar. Direksiyon üzerindeki tuşlarda. Ben buna bastığımda ben çağrı sonlandırmayı aktif etmek istiyorum. Ona bastığımda şimdi bütün tuşlarımız komutlarını almış oldu arkadaşlar. Şu şekilde onayladığım zaman hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ses açma kısmı aktif. Modlar arası radyoya geçiş yaptı. Bir daha bastım arkadaşlar. Telefon Bluetooth'a geçiş yaptı. Tekrar bir daha bastım. Telefonumuzun müzik çalar kısmına geçti. Tekrar bastığımda kendi multimedyadaki takılı USB bellekteki müziklere geçti arkadaşlar. Tekrar bastığımda video oynatıcı, navigasyon ve tekrar radyo olarak bu şekilde modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Şu şekilde de ileri geri tuşlarımız arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi de çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok.
Evet arkadaşlar, sizler de Android multimedya ekranınızdaki direksiyon tuşlama komutlarınız çalışmıyorsa eğer bu şekilde yeniden komutlar verebilirsiniz. Veya değiştirmek istiyorsanız bu şekilde yeniden komutlar verebilirsiniz. Videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Eğer bir sorunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.